Fighter'ın açtığı yoldan ilerleyen dövüş oyunları 90'lı yıllarda Atari salonlarını ve ev konsollarını resmen ele geçirdi. Mortal Kombat, Street Fighter ve Tekken gibi bazı oyunlar o yıllarda günümüze kadar ulaşmayı başardı. İşte bunlardan bir diğeri olan Soul Calibur'un 5. versiyonu geçtiğimiz günlerde raflardaki yerini aldı. ...1996 yılında Namco tarafından piyasaya sürülen Soul Calibur serisi toplamda 6 büyük oyundan oluşuyor. Son yapımı olan Soul Calibur 5, önceki oyunlara göre hem daha iyi hem de daha kötü özelliklere sahip. Öncelikle yeni oyundaki ışıl ışıl arenaları ve detaylı karakter tasarımlarını yapan sanatçıları tebrik etmek gerek. Oyun, hikaye modundaki çizimden oluşan ara sahneler dışında çoğu zaman mükemmele yakın görünüyor. Ufak değişiklikler dışında genel olarak önceki oyunlara benziyor. Dövüşler son derece akıcı ve güçlü rakiplere karşı zorlayıcı olabiliyor. Doğru tuşları ve kombinasyonları öğrenmek için seçtiğiniz karakterin hareketlerini gösteren bölümde biraz zaman geçirmek gerekli. Çünkü tuşlara rastgele basan bir oyuncunun ne yaptığını bilen birine karşı hemen hemen hiç şansı yok. Karakterler kendilerine has dövüş stillerine sahip. Kimisi yakından, kimisi uzaktan daha etkili. Arena tasarımları 3 boyutlu ve ringin kenarından aşağıya düşüp oyunu kaybetme riski olduğu için klasik 2 boyutlu dövüş oyunlarından biraz daha farklı davranmak gerekiyor. Mortal Kombat çıtayı o kadar yükseltti ki Soul Calibur 5'in hikaye modu sıkıcı ve etkileyicilikten uzak kalıyor. Bu bölümün neredeyse tamamı Patroklos'un kız kardeşini kurtarmasını konu alıyor. Üstelik karakteri nasıl kullanacağınızı da kendiniz keşfetmelisiniz. Arada kullanılan birkaç karakter hikaye modunu kurtarmaya yetmemiş. Hikaye modundaki en heyecanlı bölüm olarak Zwei'nin savaş alanında performansını gösterebiliriz. Son dönemde iyice moda olan misafir karakter konusundan Soul Calibur 5'te nasibini almış. Assassin's Creed'in yakışıklı ve karizmatik ismi Ezio Auditore oynanabilen karakterler arasında bulunuyor. Ezio oyundaki dengeyi bozabilecek kadar güçlü bir karakter değil. Ancak iyi yönetildiğinde yakın mesafede çok etkili olabiliyor. Oyuna eklenen tek karakter Ezio değil ve bu yeni karakterler oyunu sevip sevmeyeceğinizi belirleyen nokta olacak. Çünkü oyunda karakterler anlamında başka büyük bir değişiklik yok. Tabii var olan karakterleri beğenmezseniz kendinize yeni bir karakter yaratabilirsiniz. Soul Calibur'un önceki oyunlarında da bulunan karakter yaratma bölümü bu kez de göz ardı edilmemiş. Hatta bu sefer üzerinde daha fazla çalışıldığı belli oluyor. Oynadıkça kazandığınız eklentileri kullanarak sıfırdan bir karakter yaratabiliyorsunuz. Bu kısım hayal gücünüzü ve yeteneklerinizi sonuna kadar kullanmanıza olanak sağlıyor. Öyle ki karakter yaratma bölümünün şimdiye kadar karşılaştıklarımız arasında en geniş kapsamlılardan biri olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hemen her süper kahramanı oyunun içine kendi çalışmalarınızla ekleyebilirsiniz. Şu anda ekranda gördükleriniz de bunun bir kanıtı. Ancak tasarladığınız karakterlerin dövüş stillerini sadece hali hazırdaki karakterlerden ödünç alabiliyorsunuz. Soul Calibur'un çevrim dışı oyun seçenekleri ne kadar heyecan verici olmasa da çevrim içi modu gayet yeterli ve oyunu güzel yapan özellik de bu. Standart derecelendirme sistemi üzerinden veya arkadaşlarınızla karşılıklı oynayabilirsiniz. En önemli noktaysa son 8 maçın kayıt ediliyor olması. Yani oyun sırasında yaptığınız hataları izlemek ve onlardan ders almak için maçlarınızı sonradan izleyebilirsiniz. Sözün özü Soul Calibur, ister çevrim içi dünyada, ister yan yana ama mutlaka gerçek insanlarla oynandığında keyif verebilecek bir dövüş oyunu.